Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla eser verenlerden biri değildir? Cumhuriyet dönemi edebiyatında dönemin siyasi ve sosyal koşulları doğrultusunda toplumun değişik katmanlarında yer alan kişiler de romanlara konu edilmiştir. Toplumcu gerçekçi anlayış doğrultusunda eser veren yazarlar romanlarında halkın, yoksul insanların, işçilerin, köylülerin sorunlarını gerçekçi bir tutumla ortaya koymuşlardır. Şöyle arkadaşlar kimlerden bahsediyoruz? Toplumcu gerçekçilerden bahsediyoruz. Şöyle Şimdi bakıyoruz. Talip Apaydın bunlardan biri. Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Samim Kocagöz bunlardan biri. Fakat Oğuz Atay postmodern ve modern romanlar yazmıştır. Cevabımız Denizli. Sarı Traktör adlı eserden alınan bu parçadan hareketle eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İdris susmuştu. Sessiz sıkıntılı bir yolculuk başladı. Arif kendi içinde sinirlendi, uğraştı, durdu. Kimseyi belli etmeden kendini yiyordu. Tarlada pancar bitecek gibi değildi. Bu atlarla çabuk e, çabuk dönmek olan haksızdı. Babası hastaneden bir türlü çıkıp gelemiyordu. Traktör alamadıkları için köylü kendisiyle alay etmeye başlamıştı. Arif ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez olmuştu. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Herkes kendisine alay, eder, e, alay ederek bakıyor gibi geliyordu ona. İstasyona yaklaşmışlardı. Mehmet Ağa boş traktörle döndü. Selam bile vermeden gürültüler içinde yanlarından hızla geçti. Mehmet A anahtar kelimemiz buradaki karakterimiz arkadaşlar. Ve yine Arif. Şimdi bakıyoruz tarımda makineleşmeyi ön plana çıkarmaktadır. Doğru arkadaşlar. Köy enstitüsü zamanında köylüyü, köyün durumunu dile getiren bir roman zaten Sarı Traktör. Buna iliyoruz. Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Evet neden? Mesela yiyordu, sinirlendi, durdu. O kişisini koyabiliriz yerine. Dolayısıyla üçüncü kişi. Dolayısıyla B'yi de eledik. Traktör, tarla, at, köylü sözcükleri, eserin toplumcu. Gerçekçi bir anlayışla yazıldığının göstergesi kesinlikle doğru. Hakim bakış açısı var. Bütün e, olayları bilen, anlayan, kahramanların kafasının içinden geçen her şeyi bilen bir anlatıcı. Hakim bakış açısıdır. Bu da doğru. Siyasi ve sosyal bir eleştiri yapılmıştır. Yanlış. Cevabımız Edirne. Yukarıdaki sanatçılardan hangisi toplumcu gerçekçi roman ve hikaye yazarlarından değildir? Sosyal gerçeklikle ana ilke tespit edilen gerçekliğin bir ülke uğrunda yorumlanması ve sorunlara çözüm üretilmesidir. Bu anlayışla yazanlar romanı toplumu değiştirmenin bir aracı olarak kullanır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Kemal Bilbaşar bunlardan bir tanesi. Yaşar Kemal bunlardan biri, Fakir Baykurt Necati Cumalı bunlardan biri fakat Mustafa Kutlu daha çok milli duyarlılığı dile getiren bir sanatçı. Cevabımız Bursa. Bu parçada söz edilen roman ve romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusu olmuş. Roman, Ç köyünün erkeklerinden bir kısmının çalışmak için çeşitli bölgelere dağılmasıyla başlar. Romanın üç önemli kişisi Köse Hasan, İflahsızın Yusuf ve e, pehlivan Ali çalışmak için Çukurova'yı seçer. Anahtar kelimelere lütfen dikkat ediyoruz. Altını çiziyorum ben de. Orada hemşerilerinin fabrikasında çalışmayı hayal eden bu gençler böylece çalışarak biriktirdikleri parayla köye döneceklerdi. Köse Hasan e, kızından saç tokası ve üstü işlemeli tara kalmayı düşlerken Yusuf köye bir gaz ocağıyla dönmeyi hayal eder. Trenle Çukurova'ya gelen Hasan, Ali, Yusuf fabrikanın yolunu tutarlar. İş için başvurdukları fabrika sahibi tarafından ırgat başının yanına gönderilirler. Çırçır çır bölümündeki ırgat başı bu üç genci işe kabul eder ama onlardan haftalıklarından belli bir miktarı kendisine vermelerini ister. Üç genç bunu çaresiz kabul eder. Orta direk değil arkadaşlar. Sağır deri değil. Irazcan'ın dirliği değil. Acı tütün değil zaten. Bereketli topraklar üzerinde Orhan Kemal'in eseri cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir? Birçok kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen sanatçının eserleri yüzlerce dile çevrilmiş, sinema ve tiyatroya uyarlanmıştır. Çukurova, Toroslar romanlarındaki mekanlardır. Anadolu, deniz ve şehir de mekan olarak seçilmiştir. Üsluptan ziyade konuya önem vererek halk dilindeki deyim ve sözlerinden ustaca yararlanmıştır kişileri yaşadıkları çevrenin ağzıyla konuşturmuştur. Anadolu destan ve efsanelerini, söylencelerini, masallarını, halk hikayelerini çağdaş roman anlayışıyla birleştirerek kendine özgü bir üslup oluşturmuştur. Betimlemeleri uzun, etkili ve canlıdır diyor arkadaşlar. Anahtar kelimeleri lütfen dikkat. Birçok kez Nobel Edebiyat ödülüne gösterilmesi Çukurova, Toros, Anadolu deniz, şehir, deyim atasözü gibi ifadeler bizi tabii ki Yaşar Kemal'e götürmekte arkadaşlar. Şöyle şimdi bakacağız. Yerdemir Gökbakır onun. Bin Boğalar Efsanesi onun. Ölmez Otu onun. Yusufçuk Yusuf onun. 10. köy arkadaşlar kimin eseridir? Fakir Baykurt'un eseridir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Burdur'a bağlı Karataş köyündeki küçük çıkarlar çevresinde çatışan insanların hayatından gözlemlere dayalı kesitler sunan önemli bir romandır. Karabayram, Bayram, Haceli, Ana, Muhtar gibi kahramanların etrafında şekillenen romanda yıllar önce bir köyde geçen toprak kavgası anlatılmıştır. Roman, Irazcan'ın dirliği ve Karahmet destanı ile Üçleme oluşturur. Arkadaşlar baktığımızda e, Fakir Bay Kurt'a aittir. Hangi eserden bahsediyor? Yılanların Öcü'nden bahsediyor. Cevabımız Adana Şıkkı. Birinci gruptaki romanlardan hangisi? ikinci gruptaki roman kahramanlarından herhangi biriyle eşleştirilemez diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Yılanların Öcü Karabayram. Şöyle eliyoruz arkadaşlar. Orta direk Meryemce. Şöyle eledik bunu da. Tütün zamanı zeliş arkadaşlar. Bunu da eliyoruz Necati Cumalı'nın. Yine devam ediyoruz. Sarı traktör Arif bunu da eliyoruz. Şöyle hanımın çiftliği dışarıda kalıyor. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçalarda boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Edebiyatı şiirle başlamış, röportaj türünde önemli eserler vermiş, asıl başarısını da romanlarıyla sağlamıştır. Yerdemir Gökbakır romanı 1966'da Uzundere adlı oyuna çevrilmiş oyun uluslararası Nancy Tiyatro Festivali'nde sahnelenmiş ve birincilik ödülü almıştır. Yerdemir Gökbakır arkadaşlar tabii ki kimin şöyle Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal yani Edirne Şıkkı'nı şöyle eliyoruz. Konularını özellikle Anadolu kasabalarından almıştır. Refik Halit'le başlamış memleket hikayeciliğini hicivci ve sert gerçekçilik anlayışı içinde devam ettirmiştir. Eserlerinde inançlar, gelenek ve törenler üzerinde duran sanatçı Cema e romanıyla büyük yankılar uyandırmıştır. Kemal Bilbaşar'dan bahsediyoruz arkadaşlar şöyle Bursa Şıkkı'nı da eledik. Halk şiiri geleneğini sürdüren şiirle edebiyata başlamış, sonradan hikaye geçmiştir. Anadolu köy, kasaba hayatından aldığı acıklı konuları gerçekçi bir yöntemle işlemiştir. Büyük yankı yaratan ilk romanı Kuyucaklı Yusuf, Kuyucak köyünde Yusuf'un anne ve babasının eşkıyalar tarafından öldürülmesiyle başlar. Sabahattin Ali'nin arkadaşlar şöyle Denizli Şıkkı'nı da ne yapıyoruz? Şöyle eliyoruz. Edebiyatımızda köy yazıları çağrını açmıştır. Varlık Dergisi'nde yayımladığı köy notlarıyla tanınan yazar öğretmenlik yıllarındaki gözlemlerini Bizim Köy adlı eseriyle ünlenmiş. E, bu eserin yayımlanmasıyla köye ve köy hayatına olan ilgi iyice artmıştır. Sanatçının öteki eserleri aynı etkiyi uyandırmamıştır diyor arkadaşlar. Baktığımızda Mahmut Makal'dan bahsediyoruz arkadaşlar. C şıkkını da getirdik. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar bakıyoruz Yemeğini ağır ağır yedi balıklara baktı rahattı Oraca uzandı. Bu oluk çocukluğunun oluğuydu. Buralarda nedense korkmak aklına gelmiyordu. Korkusuz, kuşkusuz çocukluğunda nasıl uyursa öyle uyudu. Eşkıya olup da dağa çıktığından bu yana böyle derin, böyle deliksiz uyku uyumamıştı. Uyandığında bana kendisi de, buna kendisi de şaştı. Ama buraları baba toprağıydı. Bildik topraktı. İçindeki sevinci kabarıp geliyordu. Bir an önce gecenin inmesini bekliyordu. Karanlık kavuşur kavuşmaz köye inecek biri ananın kapısına varacak, Usul'dan ana, ana diyecekti ben geldim. Bakalım sesten tanıyacak mı, tanımaz mı o, ne cindir. Çocukluğunda anasını küsüp evden kaçtığında da buraya, bu kayanın dibine gelir, belini isli kayaya kayar, köyü seyreder, düşünürdü. Bu uzun kaya hep isli dururdu, Mehmet kendini bildi bileli köylü, çobanlar, kayanın dibine ateş yakmayı çok severlerdi diyor arkadaşlar. Zaten Mehmet dedi ana karakterini verdi. Hürü ana dedi arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? İnce Mehmet, Yaşar Kemal'in eserinden bahsediyoruz. Cevabımız C. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Her şeyi duyan, bilen, gören bir anlatıcı. Geri dönüş tekniğine başvurulmuştur. Zaman mekan unsurları belirgindir. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Halk diline özgü söyleyişlere yer verilmiştir. Yemeğini ağır ağır yedi. Balıklara baktı. Rahattı. Oraca uzandı. Onun rahat olmasını biz nasıl bilebiliriz? Demek ki hakim bakış açısı var. Dolayısıyla Adana şıkkına eliyoruz. Bu oluk çocukluğunun oluydu. Buralarda nedense korkmak aklına gelmiyordu. Korkusuz, kuşkusuz çocukluğunda nasıl uyursa öyle uyudu. Çocukluğuna gitti arkadaşlar değil mi? Çocukluğunda nasıl uyuduğuna gitti. Dolayısıyla geriye dönüş tekniğinin de kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani Bursa şıkkı da gider bu durumda. Eşkıya olup da daha çıktığından bu yana böyle derin böyle deliksiz uyku uyumamıştı. Uyandığında buna kendisi de şaştı. Ama buraları baba toprağıydı. Bildik topraklardı. Evet içindeki sevinci kabarıp geliyor. Bir an önce gecenin inmesini bekliyordu. Karanlık kavuşur kavuşmaz köye inecek. Hürü ananın kapısına varacak. Usuldan ana, ana diyecekti. Ben geldim. Bakalım sesten tanıyacak mı? Tanımaz mı? Ne cindir? Bu da yine arkadaşlar hakim bakış açısı olduğunu söylüyor. Şimdi yine baktığımızda e, yemeğini yemesi, orada uyuması. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir ne vardır burada? Bir mekan da söz konusu değil mi? E, zaman da söz konusu. Çünkü çocukluğu diyor, şimdiki hali diyor. Bir zaman da mutlaka var. Çocukluğunda anasındaki küsüp kaçtığında da buraya bu kayanın dibine gelirdi. E, kayanın dibi de aynı zamanda bir mekan. Köy de bir mekan arkadaşlar. Belini isli kayaya dayar, köyü seyreder, düşünürdü. Bu uzun kaya hem e, isli dururdu. Mehmet kendini bildi bileli. Köylüler, çobanlar kayanın dibine ateş yakmayı çok severlerdi. Zaman ve mekan da var. Halk diline özgü söyleyişler de var. Dil zaten gayet sade arkadaşlar biliyorsunuz. Dolayısıyla ana demesi, işte hürü ana demesi yine aynı şekilde. Eşkıya bunlar halk diline ait söylemlerdir. Bunu da eliyoruz. Anlatım birinci kişi ağzından değil, üçüncü kişi ağzından verilmiş arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur.